Gençler selam, ben Deniz Emre Hocanız. Bilgisayar matematik yazarlarından nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Çalışmalarınız gayet verimli bir şekilde devam ediyordur. Bugün sizinle birlikte bilgisayar ailesinin yeni göz bebeği logaritma diziler fasikülünün konu anlatımlarına başlayacağız. İlk ünitemiz tabii ki üstel fonksiyonlar. Ama kitabımızda tabii ki üstel fonksiyonlardan önce üslü sayıların temel bilgileri var. O bilgiler bizim için çok önemli. Logaritma eşittir üslü sayı, köklü sayının temel özellikleri. Onları bildiğin zaman konu çok rahat bir şekilde gidecek, akacak arkadaşlar. Sayfa 7'den başlayacağız. Bugün sizinle birlikte sayfa 12'ye kadar tabii ki ne yapacağız? Devam edeceğiz. Sonrasında sıra sende testlerini yine çözeceğim arkadaşlar. Ve en son etkileşimli soruları da çözüp kanala yükleyeceğim. Testler şu an arkadaşlar bilgisayar uygulamasında şu an mevcut. Bu kitabı arkadaşlar 7 günde bitireceğiz. Amacımız o. Ne yapacağız? 7 günde komple hem logaritmayı hem diziyi halledeceğiz. Ve 12. sınıfta ilk 2 ünitede sıkıntı yaşadıysanız o sıkıntıyı ortadan kaldıracağız. Hemen geldik, kitabımızı kenara koyduk. Şöyle sahnemizi çevirdik. İlk başta üslü sayı. Önemli mi? Çok önemli. Şimdi burada x bir gerçek sayı, n de bir pozitif tam sayı olmak üzere. N tane x'in çarpımına x'in n'inci kuvveti denir. Şimdi burada bizim yıllardır karşımıza çıkan ifadeler var. 2 üzeri 3 neydi? 2'yi 3 defa yan yana çarpacaksın. Eksi 3'ün 4. kuvveti. Eksi 3'ü 4 defa yan yana yazacaksın. Buradaki mantıklardan birincisi şuydu. Mesela eksi 3'ün 4. kuvveti bu şekilde olduğu zaman eksiyi yazıyorduk. Burada toplam 4 tane 3 yazıyorduk. Cevap eksi 81'di. Buna dikkat edeceğim. Ya da şöyle bir ifadeyle karşılaştığım zaman yine bunun sonucu da eksi 81'di. Buradaki çift kuvvetin parantezin içinde mi, dışında mı olması bizim için tabii ki önemli. Şimdi geldim şuraya. Önemli bir özellik. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Mesela şöyle yazalım. 12 üzeri 1 tabii ki 12'dir. İşte 0 üzeri 1 tabii ki 0'dır. Geldim 100 üzeri 1 tabii ki nedir arkadaşlar? 100'dür. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Şimdi burada önemli bir özellik var. O da şu. Bir sayının tabii ki 0 hariç, bak burası önemli. 0 hariç 0. kuvveti 1'dir. Mesela geldim hemen yazdım. 3 üzeri 0 eşittir 1. 4 üzeri 0 eşittir 1. İşte eksi 100 geldin tabii ki böyle parantez koydun. 0. kuvveti tabii ki 1'dir. Burası önemli. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Önemli bir bilgi var. 0 üzeri 0 ise matematikte belirsizdir. Lütfen bunu 12. sınıfın 2. dönem konularından limit türevde detaylı göreceğiz. Matematikte 0 üzeri 0 bir belirsizliktir. Şimdi geldim hemen buraya. Bir sayısının yine önemli bir özellik bütün kuvvetleri 1'dir. Burada mesela 1 üzeri 100 de 1'e eşittir. 1 üzeri eksi kök 3 de 1'e eşittir. 1 üzeri 1 bölü 2 de 1'e eşittir. Yani bir sayısının bütün kuvvetleri canlarım tabii ki 1'dir. Şimdi geldim buraya. Negatif bir sayı, eksi 1 sayısı. Çift kuvvetleri 1, tek kuvvetleri ise eksi 1'dir. Mesela şöyle yazalım. Eksi 1'in şurada bininci kuvveti yazdığın zaman sonuç 1. Eksi 1 sayısının 999. kuvveti yazdığın zaman eksi 1. Burada neye dikkat edeceksin? Üstün tek mi, çift mi olmasına bakacaksın. Çiftse 1, tekse eksi 1. Mevzu bu. Şimdi önemli bir özellik. Pozitif bir sayının tüm tam sayı kuvvetleri pozitiftir. Yani geldin taban pozitif bir sayı. Hangi kuvvetini alırsan al sonuç pozitif gelecek. Yani artı gelecek. Negatif bir sayının çift tam sayı kuvvetleri pozitif. Bunu zaten söyledik. Şurada hatta gördük. Ve tek tam sayı kuvvetleri de negatiftir. Önemli mi? Önemli. Şimdi üslü sayıların çok önemli özelliği negatif kuvvetten kurtulmanın yolu onu ters çevirmektir. Mesela geldim yazdım. 2 bölü 3'ün kaçıncı kuvveti olsun? Eksi 2. kuvveti olsun. Ben buradaki eksi 2'den kurtulmak istiyorsam önce bunu 3 bölü 2 yapacağım ve ters çevirdiğim için artık burası artı 2'ye döndü. Ya da geldin şöyle yazdın. 2 üzeri eksi 10 yazdın. Bu eksiden kurtulmanın yolu 1 bölü 2 üzeri 10 yazmaktır. Sakın ama sakın yukarıdaki eksi, bak yukarıdaki eksi işareti şuradaki işarete şu an ilk başta etki yapmıyor. Yaptığı tek şey bu ifadeyi takla attırmak oluyor. Ters çevirmek oluyor. Şimdi yine önemli bir özellik. Çok kullanacağım bunu. Buradaki iki sayı her zaman çarpım durumundadır. Mesela x'in karesinin geldim şuraya küpü yazdın. O zaman şurası ne oluyor? Çarpılıyor. X üzeri 6 oluyor. Geldin 2 üzeri 4'ün kaçıncı kuvveti? 5. kuvveti.
2 üzeri 20 oldu. Önemli bir yer var. O da şu. Eksi 2'nin karesinin küpü bir de eksi 2'nin küpünün karesi. Bu ikisi arasında bir fark var. O şu. Buradaki çift kuvvetin içeride mi dışarıda mı olması çok önemli. Eğer ki bu çift kuvvet dışarıdaysa bak dışarıdaysa buradaki işareti ne yapıyor? Artıya çeviriyor. Burası 2 üzeri 6 oluyor bak. Çarptın 6. Şimdi eğer çift kuvvet içerideyse işaret etki etmiyor. Yine çarpıyorsun 2 üzeri 6 ama eksi. Sebep neydi? Negatif bir sayının çift kuvvetiyle tek kuvvetin önemi vardı. Burada da onu kullanıyoruz. Dışarıdaysa pozitif, içerideyse negatiflik devam ediyor. Ona dikkat edin. Şimdi toplama yaparken buradaki en önemli şey tabii ki tabanların aynı olması, üstlerin aynı olması. Toplama çıkartmadaki tek şart bu. Ne yapıyorsun? A tane, B tane, eksi C tane. Tane olduğu için parantez alıyorsun. Olay bu. Mesela bir örnek verelim. 7 tane sığıyor mu? Sığıyor. 7 tane 2 üzeri 5 ile işte 4 tane 2 üzeri 5 toplanacak. Bir de şuraya eksi 3 tane 2 üzeri 5'i koyalım. Buradaki mantık 7 tane burada. 4 de burada 11. 3 çıkarttın ne kaldı? Tabii ki 8 tane 2 üzeri 5 kaldı. 8'i 2'nin küpü şeklinde yazarsın. 2'nin küpü çarpı 2 üzeri 5. Tabanlar aynıysa üstler toplanır dersin. 2 üzeri 8 yazarsın. Olay bu. Şimdi geldim. Klasik zaten yine bizim için çok önemli bir özelliği. O da şu. Birincisi üslü sayılarda tabanlar aynıysa çarpmada üstler toplanır. Bu bir. Klasik bir örnek. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5'e bakarsak tabanlar aynı. Üstler toplanır. 2 üzeri 8 olur. Burada eğer ki bir üslü ifade bu şekilde yazılmışsa sen bunu parçalayabilirsin. Bu çok önemlidir. Bizim logaritmada en önem verdiğimiz şeylerden biri budur. Mesela 180 sayısına bakıyorsun, tamam mı? 36 çarpı 5. Böyle yazıyor. 36 dediğin ifade aslında ne? Tabii ki şöyle göstereyim. Ne olsun arkadaşlar? Tabii ki 4 çarpı 9 çarpı 5. Burası da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Şimdi bunu niye böyle yazdım? Adam şunu yazıyor. 10 üzeri 180 yazıyor. Sen bu sefer bu 180'i işte buradaki gibi 10 üzeri 2'nin karesi 4, 9, 5 yazıyorsun. Sonra bunları ne yapıyorsun? Bu şekilde ayırıyorsun güzel insan. Bak bu 180'i ne yaptın? Bu şekilde tak 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 ayırdın. Önemli mi? Çok önemli. Yine üstler eşitse altlar çarpılır. Yine buradaki mantık ne? Arkadaşlar eğer tam tersi verilmişse birleştirilir ayrılır. Bundaki zaten temel kalıpları siz üslü sayılardan biliyorsunuz. Bölmede ne yapıyorduk? Tabii ki bölmede üstler çıkarılıyordu. Mesela 10 üzeri 7'yi sen gelip 10 üzeri 2'ye bölersen ne olacaktı? Burası 10 üzeri 7 eksi 2'den tabii ki 10 üzeri 5 olacaktı. Burada hemen ters kuvvet bak çok ama çok önemli. Bu geçişi çok zor görüyorsunuz bazen. Mesela 10 üzeri 4 eksi x yazıyor. Çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Bak bunu ne yapıyorsun? Hemen 10 üzeri 4 yazıyorsun. Bu eksi x olduğu için onu paydaya gönderiyorsun. Olay bu. Geldin 10 üzeri x eksi 2. Buradaki 10 üzeri x'i yazıyorsun. Bu eksi 2'den kurtulmak için bunu paydaya gönderiyorsun. Lütfen ama lütfen bunlar bizim dersimizin önemli kısımları. Şimdi burada neyler eşit? Üstler eşit. Üstler eşitse altları tek bir yerde birleştirip tabii ki kuvveti bu şekilde yazabilirsin. Ya da birleşmişse ayırabilirsin. Bunlar önemli mi? Önemli. Şimdi ilk sorumuz şu. 2 var, 2 var, 2 var. Tabanları ne? Aynı. Ben bunları ne yapacağım? Çarpma olduğu için üstlerini toplayacağım. 15, 25 daha ne yaptı? 40, 35 daha tabii ki 75 yaptı. Buraya geldim. Bunları yine dikkat et. Tabanları aynı. O zaman ben bunları ne yapacağım? Çarpacağım. Tabii ki üstler toplanıyor. Burası 5, 15, 30 yaptı mı yaptı. Şimdi buraya kadar her şey normal. Ama bölme yapamam. Çünkü niye yapamam? Tabanlar aynı değil. O zaman tabanları benzetelim. Burası 2 üzeri 75. Geldim buraya. 4 yerine 2'nin karesinin kaçıncı kuvveti? 30. kuvveti yazdın. Burası 2 üzeri 75 bölü 2 üzeri 60 yaptı. Tabii ki şimdi artık bölme yapabilirim. Çünkü tabanlar aynı. O zaman burası 2 üzeri kaç gelecek? 15 gelecek. Nasıl olacak? 75'ten 60'ı çıkaracaksın. Olay buna dönecek. Şimdi geldim bir sonraki soruma. Klasik bir üslü sayı sorusu. Ama logaritmada da çok karşıma gelecek. O kadar çok karşıma gelecek ki 2 üzeri x eşittir a, 3 üzeri x eşittir b. Burada 96 üzeri x'in a ve b türünden eşitliğini sormuş. Bak şimdi
96'yı asal çarpanlarına ayırdın. 2'ye böldün 48. 2'ye böldün 24. 2'ye böldün 12. 2'ye böldün 6. Tabii ki şöyle 2'ye böldün 3. Tabii ki 3'e böldün 1. O zaman burası ne oldu? Şöyle bir şey oldu. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1. Bunun kaçıncı kuvveti? X'inci kuvveti. Kural neydi? Bunlar çarpılıyordu. Yani şöyle olacak. 2 üzeri 5x çarpı 3 üzeri x. Şimdi bak, soruda bana 3 üzeri x ne verilmiş? B olarak verilmiş. Şurası B çıktı. Burası ne olacak? İyi izle. 2 üzeri 5x dediğin şey aslında 2 üzeri x'in 5. kuvvetidir. Niye? Bunların ikisi çarpılıyordu. O zaman burası A ise A üzerine gelecek? 5 gelecek. Bir de B ile çarpılacak. Cevap A üzeri 5 çarpı B olacak. Olayımız bu şekildeydi. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Ben burada ne yapacağım? Toplama, çıkartma yapmak istiyorum. Ama şu an bu şekliyle yapamam. Sebep tabanlar aynı. Evet, tabanlar aynı. Ama dikkat et, üstler aynı değil. Mecburen en küçük olan, yani burada n artı 1, burada ise n. Onlara benzetmeye çalışacağım. Gelin benzetelim. 1. Burası ne olacak? 5 üzeri n artı 1 çarpı 5'in karesi. Niye? Tabanlar aynı. Topla. N artı 1 ile 2'nin toplamı n artı 3 yapar. Geldim hemen şuraya. 3 çarpı 5 üzeri n artı 1 çarpı 5. Tamam. Geldim buraya. Burada yine 5 üzeri n artı 1 oldu. Şu bölü çizgimi çizdim. Tamam mı? Buraya kadar sıkıntı yok. Sonra burası 5 üzeri n çarpı 5'in karesi. Burası 4 tane 5 üzeri n çarpı 5. Geldim son olarak neye? Tabii ki eksi 4 tane 5 üzeri n'e. Şimdi canlarım bak, iyi izle. Buranın, buranın ve buranın ortak parantezini alacağım. Burada da burası, burası ve buranın ortak parantezini alacağım. Gel başta 5 üzeri n artı 1 parantezini alırsam 25, 3 çarpı 5 15, topladın 40. Bir tane de burada var, 41. 41 tane bu geldi mi? Geldi. Aşağıya geçtim. Şimdi 5 üzeri yazdım. Hemen dikkat et. 25 tane burada var. 20 de burada var. Etti mi sana yine 45? 4 tane çıkarttın. 41 geldi mi? Geldi. Tamam. Şuradaki 41 ile buradaki 41 birbirini götürdü. Bölme var. Tabanlar aynı. Üstler çıkarılır. Bunun üstü n artı 1. Bunun üstü n. Çıkardın. Sadece 5 üzeri 1'den 5 geldi. Olay böyleydi. Şimdi geldik üstel fonksiyona. Meşhur kısmı burası. Şimdi üstel fonksiyon şu. Aslında bir tanım kümesi olan, bir de değer kümesi olan, bir şartı sağlayan bir fonksiyon aslında. Buradaki şart şu. Bir a üzeri x şeklinde olacak. A üzeri x. Buradaki fonksiyonun şartı a üzeri x olması. İkincisi taban, anlaştık mı? Taban, bu a sayısı sıfırdan büyük, birden farklı olacak. Tek şartı bu. Şimdi geldim bak, gösteriyorum. Üstel fonksiyon bu şekildeymiş. Burada a sayısı pozitif bir gerçek sayıymış ve birden de farklıymış. Olay bu kadar. Bunun üstüne kuruluyor. Başka da hiçbir şey yok. Şimdi mesela bir üstel fonksiyon örneği. 2 üzeri x. 1 bölü 3 üzeri x artı 1. Mesela örnek verelim. fx eşittir. Geldim yazdım. 5 üzeri 7x eksi 10. Bu da bir üstel fonksiyon. Yani illa buraya x'li bir şey yazılmak zorunda değil. Hani direkt x ya da x artı 1. İstediğin şey yazabilirsin. 2x artı 4 de yazabilirsin. 3x artı 5 de yazabilirsin. Ama önemli olan kısım ne? Benim buradaki tabanım. Taban sıfırdan büyük, birden farklı olacak. Ve dikkat et. Burada böyle bir şart var. R'den R pozitife. Peki niye? Sen burada x yerine her şey yazabilirsin. X yerine her şey yazıyorsun ama sayı pozitif olduğu için, pozitif bir sayının bütün kuvvetleri sıfırdan büyüktü ya, otomatikman benim görüntüm ne olmak zorunda? Pozitif bir sayı olmak zorunda. Anlaştık mı? Buradaki mevzu bu. Şimdi geldim. Hangileri bir üstel fonksiyondur diye bana sorulmuş. Baktım şimdi. Taban 3. Sıfırdan büyük. Birden farklı. Sıfırdan büyük. Birden farklı. O zaman bu bir üstel fonksiyon. Taban kaç? 2. Sıfırdan büyük. Birden farklı. Bu bir üstel fonksiyon. Taban kaç? 1. Birden farklı olacaktı. O zaman bu bir üstel fonksiyon değil. Mevzu bu. Geldim buraya. Bak, eksi 1 bölü kök 3. Yani taban
sıfırdan büyük değil. O yüzden bu bir üstel fonksiyon değil. Geldim buraya. 5 üzeri eksi x eksi 3. Dikkat, taban ne? Sıfırdan büyük, birden farklı. O zaman bu bir üstel fonksiyon. Olay bu şekilde. Mevzu bu. Anlaştık mı canlarım? O zaman A, B, E üstel fonksiyon. C ve D üstel fonksiyon değil. Geldim hemen ilk soruma. Burada dikkat etmem gereken yer neresi? F4 değerini bulacağım. Fonksiyonlardaki değer bulmadan hiçbir farkı yok. Klasik. Ne yapıyorsun arkadaşım? X gördüğün yere gelip 4'ü yazıyorsun. O zaman F4 dediğin değer neye eşit? Tabii ki 2 üzeri 4 artı 1 eksi 3'e eşit. Yani 2 üzeri 5 eksi 3. Burası da 32 eksi 3'ten cevap 29 geldi. Olay böyle. Birinci sorumuz bu. Şimdi geldim hemen örnek 6'ya. Burada bu sefer bana fonksiyonda bir tane bilinmeyen vermiş ve onu bulmamı istemiş. Ne yapacağım? Fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. O zaman burası ne oldu? 1 bölü 3'ün kaçıncı kuvveti? Eksi 3. kuvvet. Artı m dediğin ifade 40'a eşit. Burada biraz önce işte anlattık ya üslü sayı bilgisini. Önemli mi? Çok önemli işte. Bu eksiden nasıl kurtuluyorsun? Ters çevirerek. Burası ne oldu? 3'ün küpü oldu bak. Şöyle ters çevirdin, eksiden kurtuldun. 3'ün küpü de 27. Artı m eşittir 40 ise m buradan kaç geldi? 13 geldi. Olay böyleydi. Şimdi geldik bir sonraki kısmımıza. Şimdi iyi dinleyin. Burada artık zorluk düzeyi biraz daha artıyor. Fonksiyonu bir üstel fonksiyonmuş. Fonksiyonu bir üstel fonksiyon. Üstel fonksiyon neydi? Şuradaki tabandaki bu zıkkı, bu sayı var ya, ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Ve birden de farklı olacak. O zaman gelin hemen şunu yapalım. Buradaki şu tabandaki 4a eksi 12 sıfırdan büyük. 4a eksi 12 kime eşit değil? 1'e eşit değil. Buradan 4a büyüktür 12. A büyüktür kaç? 3. Geldim hemen bunu yazdım. Yine 4a eşit değil 13. A eşit değil 13 bölü 4. Anlaştık mı? Şimdi bunun en geniş aralığını bulacağım. Ne olacak o zaman? Hemen yazıyorum. 3'ten büyükse sonsuza kadar gider. Fakat arada bir sayı var. Bu da kim? 13 bölü 4. Onu mecburen oradan çıkaracağım. Geldim onu da çıkarttım. Olayım bu şekildeydi. Mevzu bu. Şimdi burada ne yapalım? Hemen üstel fonksiyonların grafiklerine bakalım. Arkadaşlar şimdi buradaki mantık şu. Sonuçta bu sayı bir pozitif sayı, tamam mı? Pozitif bir sayı. Mesela birden de farklı. Otomatikmen pozitif bir sayının, bak pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitif ya. Yani bunun grafiği hep x ekseninin üstünde olmak zorunda. Anlaştık mı? Burada önemli bir şey var. Eğer a sayısı birden büyükse daima artan şu. Biz başlıyoruz. Sol taraftan yukarı doğru çıkıyoruz bak. Çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Biz buna artan fonksiyon diyoruz. Eğer buradaki a sayısı 0 ile 1 arasındaysa benim fonksiyonum ne oluyor? Bir azalan fonksiyon oluyor. Bak geliyor. Yol yani sol taraftan başlıyor gelmeye. Azaldı, 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 azaldı. Bu böyle aşağı doğru iniyor. Şimdi iyi izlemen gereken yer şurası. Bak 3 üzeri x'in grafiği böyle ya. Gördün mü? 5 üzeri x'in grafiği de böyle. Fx eşittir 5 üzeri x'in grafiği de böyle. Ya da gx eşittir 7 üzeri x'in grafiği de böyle. Tek farkı şu. Bu mesela geliyor yine burada birden geçiyor. Yukarı doğru çıkıyor, tamam mı? Bu kim biliyor musunuz? F demeyelim. Şunu h diyelim ki karışmasın. Mesela bu hx fonksiyonu. Hangisi? 5 üzeri x. Bak dikkat. Çok kötü çizdim ya. Şöyle bir sileyim, tamam mı? Elim böyle biraz titredi onu yaparken. Şöyle geldim. Bak şu an daha güzel oldu değil mi? Şöyle. Heh. Bu da işte 5 üzeri x'in grafiği. Ne dikkatini çekiyor? O da birden geçiyor bak. O da birden geçiyor. Çünkü bir fonksiyonun y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyordum? Hemen x yerine 0 veriyordum. X yerine 0 ver. 5 üzeri 0, 1. 7 üzeri 0, 1. 3 üzeri 0, 1. Bak mecburen oradan geçmek zorunda. Şimdi neymiş? Buradaki mantık şuymuş. Bu 5 üzeri x. 7 üzeri x biraz daha yakın. O da şöyle geçecek. O da 7 üzeri x'in grafiği. Peki ne dikkatinizi çekti? Şurada bizim gx fonksiyonumuz olsun. 7 üzeri x. 7 üzeri x. Sığmayacak. Şöyle biraz aşağı alırsam sığacak. Dikkatimi şu çekti. Tabandaki sayı büyüdükçe bu fonksiyonun
Ne yapıyor? Y eksenine yaklaştığını fark ediyorum. Anlaştık mı bak? Tabandaki sayı kaçtı? 3'tü. Burada. 5 oldu, biraz daha yaklaştı. 7 oldu, biraz daha yaklaştı. Mesela 11 üzeri x, o da yine yaklaşacak. Ama böyle geçecek. Tabii ki geçerken de Emre hocam hop aşağı inmeyecek. Yani şu şöyle gelip aşağı gitmiyor. Hep ne yapıyor? Geliyor, x eksenin üstünde kalıyor. X eksenin üstünde kalıyor. Mevzu bu. Şimdi geldim buraya. Bu da azalan fonksiyon. Mesela 0 ile 1 arasında. Onun grafiği de yine birden geçmek zorunda. Niye birden geçiyor? Mantık şu. X'e 0 verdiğin zaman 5, 1 bölü 5'in hemen yazalım. Sıfırıncı kuvvetine 1. Mecburen burayı 1'de kesecek. Sonra 1 içinde 1 bölü 5 alacak. Bu mantıkta. Bunlar zor değil arkadaşlar. Şimdi bunlar zor değil arkadaşlar. Şimdi hemen örnek 8'imize bir bakalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışacağız. Birincisi, tabanı bir kez farkındaysanız birden büyük bir sayı. Yani iki sayısı birden büyük bir sayı. O zaman bu fonksiyon bir kez artan bir fonksiyon arkadaşım. Artan. Mantık neydi? Bak mantık neydi? Sadece şunu bilmenizi istiyorum. X'e 0 verdiğim zaman y eksenini kestiği noktayı bulacağım. O zaman 2 üzeri 0 artı 2'den 2'nin karesinden 4 geldi. Yani bu fonksiyon y eksenini 4'te kesecek. Geldim, bir tane koordinat sistemi çizdim. Ve grafiğin artan olduğunu biliyorsun. Geldim, bu grafiği böyle çizdin. Yukarı doğru arttı mı arttı. Şurayı kesti nokta 4. Olay bundan ibaret. Yani bu kadarını bilmen benim için kafi ve yeterli. Şöyle 2 üzeri x artı 2'nin grafiği bu. Şimdi canlarım, burada tabii ki değerler verip onlara karşılık gelen değerleri bulabilirsin. Mesela eksi 1 ver. Eksi 1 verirsen 2 üzeri 1'den kaç olacak? Tabii ki 2 olacak. Eksi 2 versen 2 üzeri 0'dan 1 olacak. Mesela şurada 1 değerini versen 2 üzeri 3'ten 8 olacak. Ama bunları zaten bulmanıza şu an gerek yok. Bizim yapacağımız şey 1 artan mı azalan mı ona bakacaksın. 2 x'e 0 verdiğinde y eksenini nerede kesiyor ona bakacağız. Şimdi geldik buraya. 1 bölü 3 var bak fark ettin mi 1 bölü 3. O zaman buradaki sayı 0 ile 1 arasında mı? Evet. Hocam o zaman bunun grafiği azalan olması lazım. Yani dikkat edersen şuradaki B şıkkı olmaz. Bu x ekseninin altında olduğu için olmaz. Burada şu şekil bir grafikle karşılaşmadım. Olmaz. Buradaki şu Erzincan şıkkı olmaz. O zaman bunu sağlayan sadece olabilecek şık Adana şıkkı. Azalan olacak ve tabii ki 1 bölü 3'ün x'inci kuvveti olduğu için x'e 0 verdiğimde y'yi kaç gelecek? 1 gelecek. O da bu. Başka da yok. Şimdi olay bu. Peki hocam buradaki şu E şıkkı neden olmuyor? Bak dikkat et. Burada sabit gitmiş. Şurada artmış. Burada azalmış. Burada sabit gitmiş. Biz ne dedik? Fonksiyon ya daima azalan olacak ya da daima artan olacak. Burada x ekseninin altına gelmez. Çünkü niye gelmez? Fonksiyon R'den R pozitife benim görüntü kümem hep pozitif olması lazım. Yani x ekseninin üstünde olması lazım. Anlaştık mı? Şimdi geldim hemen bir sonraki soruma. Burada a üzeri x, b üzeri x, c üzeri x fonksiyonları verilmiş. Ve bunların grafiklerinden ABC sayılarının bulunmasını istiyorum. Benim dikkatimi şu çekiyor bak. Önemli olan kısım burası. Gelin size onu bir göstereyim. Mevzuyu hemen çakın arkadaşlar. Şu meşhur çizgimi çizeceğim. Neyle çizelim? Kırmızı, siyah mecbur siyah kullanacağım. Şu çizgiyi bir çizdim tamam mı? Şurası benim çizgim olsun. Ve gelin x yerine biz bir 1 yazalım. X yerine 1 yazarsan bak buranın karşılığı c olur. Geldin yaz. Burada x yerine 1 yazarsan buna karşılık gelen değer de b olur. Buna karşılık gelen değer de a olur. O zaman küçükten büyüğe en küçük c sonra b sonra a. Geldin bunu böyle direkt yaz. Ya da şimdi buradaki şu fonksiyon yeşil olan ne? Azalan bir fonksiyon. Azalmış. O zaman c sayısı bir kez kaçla kaç arasında? 0 ile 1 arasında. A ve B artmış. O zaman onlar birden büyüktü. Geldin yaz. Bir de konu anlatımında ne dedim? Eğer ki şuradaki sayılar büyüdükçe ne oluyordu? Kol y eksenine yaklaşıyordu. A daha büyük ki B'den ne yapmış? Daha çok y eksenine yaklaşmış. Mantık buydu. Şimdi geldim hemen bir soruma. Bakın burada bu soruyu çözmek istiyorsun. Elinde sadece şuradaki harfler var. Bir de bir nokta burası, bir nokta da burası. İki tane nokta bilgisi var. O zaman ben ne yapacağım?
Bu noktaları kullanarak tabii ki sorudaki şu bilinmeyen A ve B'yi bulmaya çalışacağım. Bak izle. Birincisi F3 dediğin değer tabii ki 32'ye eşit. Bunu kullanmak sıkıntılı. Şu daha basit. Hemen y eksenini kestiği noktayı gördüm bak y eksenini. Bu ne demekti? X'e 0 ver gelsin y'yi 4'te kessin. X'e 0 verirsem a üzeri 0 artı b olur. Eşittir. Ney bu? 4'müş. Yani a üzeri b dediğin ifade 4. İyi de a üzeri b 4 olmasını sağlayan birden fazla sayı var. Tamam bir dursun. Beklet. Onu hemen kullanmaya çalışma. Yani 2'nin karesi olur. 4'ün birinci kuvveti olur. Hatta burada gerçel sayı dediği için farklı karekökli ifadeler, rasyonel ifadeler de çıkabilir. Onlara şu an bakma. Şimdi geldim. Hatta göstereyim mesela 16 üzeri 1 bölü 2 de olabilirdi. Bilmiyorsun çünkü sayıların ne olduğunu bilmiyorsun. Şimdi burayı bir siliyorum. Bildiğim şey şu. 3 yazacağım şimdi. O zaman A üzeri 3 artı B neye eşit? Canlarım tabii ki 32'ye. Bak şimdi ne oldu? Üslü sayı bilgisi yine önem kazandı. Burası A üzeri 3 çarpı A üzeri B eşittir 32. Ben burayı kaç bulmuştum? 4 bulmuştum. Bura kaç olacak? 8. Hangi sayının küpü eşittir 8? Tabii ki 2'nin. A2. A2 ise B kaç? O da 2. Çünkü 2'nin karesi 4 yapar. O zaman benim fx dediğim fonksiyon ne oldu? 2 üzeri x artı 2 geldi. Neyi sormuş? F1'i. F1 dediğin değerde 2 üzeri 3'ten 8 gelecek ve sorunun bu kısmı da bitecek arkadaşlar. Mantık bu şekilde. Şimdi zor mu? Bence şuradaki şu temel fonksiyon özelliğini bildiğin zaman yani görüntü hesaplamayı şuna karşılık gelen değer bu. Buradaki elemanın görüntüsü bu. Yani sıfırın görüntüsü 4. Bunu dediğin an soru bitiyor. Şimdi geldim hemen bir sonraki soruma. Burada M1 gerçek sayıymış. Gerçek sayılar kümesi üzerinde de tanımlıymış. Burada 2M-1 üzeri x artı 1 var. Bir de tabii ki bölü 5'imiz de var. Bu üstel fonksiyon azalan bir fonksiyonmuş. Şimdi azalan olması için hemen hatırla. A üzeri x'e bakıyordum. Buradaki a sayısı 0 ile 1 arasında olduğu zaman benim fonksiyonum azalan oluyordu. Olay bu kadardı. Şimdi bu m'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Yani ben ne yapacağım? Şurada 0 küçüktür. Taban artık ne? 2m-1 bölü 5 oldu. Şurası tabii ki 1 oldu. Şimdi hemen önce bölü 5'i her iki tarafa bir göndereyim. Gönderdim. 0 çarpı 5, 0. Şurası 2m-1. Şurası da 5 çarpı 1, 5. Pozitif sayı olduğu için yön değişmez. Şimdi eksi 1'i her iki tarafa atayım. Burası 1 küçüktür. 2m küçüktür tabii ki 6. Burası ne olacak? 1 bölü 2 küçüktür m küçüktür 6 bölü 2'den 3. Kaç farklı tam sayı var? Şimdi 1 var. Bir de 2 var. Başka da yok. O zaman kaç tane? 2 tane tam sayımız vardır. Olay bu şekildedir. Şimdi zor mu? Bence doğru değil. Klasik temel eşitsizliğin özelliğini bildiğin an ifade bitiyor. Şimdi geldik tabii ki bir sonraki sorumuza. Burada dikkat edin bak bir azalan fonksiyon var. Ama ben azalanlıktan ziyade bir şu noktaya odaklanacağım. Bir de bu noktaya odaklanacağım. Bunları bildikten sonra zaten soru bitiyor. Şimdi geldim hemen şuna baktım bak. X yerine eksi 2 yazınca sonuç 9 oluyormuş. O zaman geldim f eksi 2 dediğim ifade neye eşitmiş? Tabii ki 9'a. Şimdi bunu kullanacağım bak iyi izle. 1 eksi 2 yazdım. 3 bölü m artı 4 bu ifadenin eksi ikinci kuvvetini alınca sonuç 9 oluyormuş. Önce şu eksi 2'den kurtaralım. Ters çevirdim. M artı 4 bölü 3 bunun karesini aldığın zaman 9 oluyormuş. Bu tamam. Şimdi burada hangi sayının karesi 9? Buradaki önemli olan şey ne? Tabii ki bu sayının pozitifliği de benim için önemli. Yani m artı 4'ün geldin karesi yazdım. Şurası tabii ki bölü 9. Bu bölü 9'u karşıya gönderdim. 81. O zaman buradan m artı 4 bir 9 olabilir. M artı 4 bir de eksi 9 olabilir ama şu olamıyor zaten. Çünkü sen burayı eksi 9 yazdığın zaman bu fonksiyon bir üstel fonksiyon olmaz. Anlaştık mı? 3 bölü eksi 9 ne? Eksi 1 bölü 3 üzeri x yapar. Üstel fonksiyonda taban pozitif olmak zorundaydı. Bu gitti. O zaman m artı 4 9'sa m buradan kaç geldi? 5 geldi. M5. M5. O zaman ben buraya 5'ini bir yazdım. Şimdi fx fonksiyonu şu oldu mu?
3 bölü m artı 4 9'sa şurası 9. Bunun kaçıncı kuvveti? Tabii ki x'inci kuvveti. Şimdi f1'e bakalım. F1 dediğin ifade de 3 bölü 9 yani 1 bölü 3 yapacak. Şurada 1 bölü 3 geldi. Cevap da 5 bölü 3 çıktı. Olay bu şekildeydi. Şimdi gelelim hemen şuna. Üstel fonksiyonlar grafikleri daima artan veya daima azalan olduğu için birebir ve örten fonksiyonlardır. Tamam mı? Bak, daima artan, daima azalan oldukları için birebir ve örtendir. Burada bu ifadelerin tabii ki ters fonksiyonlarından o yüzden bahsedebiliriz. Bak, üstel fonksiyonlar için geçerlidir bu. Tamam mı? Birebir ve örten fonksiyonlardır. Sebebi şu. Geldin, hemen bir koordinat sistemi çizdin. Grafiğim ya böyle oluyordu. Anlaştık mı? Ya da hemen kırmızı ile çizelim ya da böyle oluyordu. Şimdi buradaki şu mavi fonksiyona baktığın zaman daima artmış. O yüzden birebir ve örten. Daima azalmış birebir ve örten. O yüzden bunların her zaman birebir örtenliğinden dolayı ters fonksiyonlarından da bahsedebiliriz. Şimdi geldim hemen bakacağız. Bunlardan hangileri birebir ve örtendir diye bana sormuş. Şimdi canlarım, şuradaki bu ifadelerin birebirliğini, örtenliğini direkt bulma senin için biraz zor. Zor. O yüzden biz bu tip sorularda yeni başlayan arkadaşlar, ileri düzey olan arkadaşların hep grafik çizmesini isteriz. Çünkü grafik çizersen çok rahat bir şekilde görürsün onu. Şimdi ben şunu biliyorum. Hemen hop geldim. Şöyle kardeşim göstereyim sana. Bu 1 bölü 5 üzeri eksi x ya. Önce şunu bir ters çevirirsem burası 5 üzeri x olur. Tamam, şu eksiden kurtuldum. Artı 3. Normalde şu benim, bak hemen yazıyorum. fx eşittir 5 üzeri x'im. Artı 3 demek onu 3 birim yukarı ötele. Geldim bunu 3 birim yukarıya öteledin. Şu an burası 1'di. Şu an artık burası ne oldu? 4'e geldi. Bu çizdiğim şu mavi fonksiyon fx eşittir 5 üzeri x artı 3. Şimdi burada bak dikkat etmen gereken yer şurası. İyi izle. Geldi. Bu grafik normalde tam sıfıra silme geçiyordu. Tam sıfıra bak. Şu kırmızı grafik tam gelip sıfıra silme geçiyordu. Buna değmez. Ama silme geçer. İyi dinle burayı. Şimdi sen bunu kaç birim yukarı öteledin? 3 birim. O zaman artık sıfıra silme geçmeyecek. Kime silme geçecek? Tabii ki 3'e silme geçecek. Anlaştık mı? Yani bu grafik şöyle bir fonksiyon grafiği olacak. Bak gösteriyorum. Şu senin şöyle kesik kesik 3 çizgin. Gelecek hop buna silme geçecek ama buna değmeyecek. Peki şurası nereydi? Tam 4. İşte bu senin fx eşittir. 5 üzeri x artı 3'ün grafiği. Bundan daha güzel oldu. Burada belki biraz kötü çizmiş olabilirim. Kusuruma bakmayın. Bu tam olan. Ne yaptı? Burada normalde sıfıra silme geçiyordu. 3 birim yukarı öteledim. 3'e silme geçecek. Anlaştık mı? Ve silme geçmek dediğim şey şu. Yani aralarına bir kağıt bile sığmayacak. O kadar ki birbirine yaklaşacak. Mantık o. Sonra dikkatimi şu çekti. Birden geçiyordu. 3 birim yukarı öteledim 4. Şimdi şu an bu fonksiyon birebir mi? Evet birebir. Nereden anladın? Şuradan. Çektim tek yerde kesti. Çektim tek yerde kesti. O tek yerde bak şurası. Bak şura. Çektim tek yerde kesti. Birebir mi? Evet birebir. Örten mi? Bak örtenlik şuydu. Y eksenine bakıyorsun, y eksenine. Şöyle, y ekseninde hangi değerleri alıyor? 3'ten başlıyor, yukarı sonsuza kadar çıkıyor. O zaman 3 sonsuz mu yazmış? Evet. Hem fonksiyon birebir hem de örten. Bu tamam. Şimdi geldim buraya. Bu fonksiyon biraz sıkıntılı. Bu fonksiyon biraz sıkıntılı. Niye? Bunun grafiğini çizmek biraz baba yiğitlik istiyor. Şimdi şuradaki şu mutlak değer, şu mutlak değer. Tabii ki bunu zamanla göreceksin. Sen de zamanla göreceksin. Buradaki mutlak değer bu fonksiyonu çift fonksiyon yapıyor. Şimdi çift fonksiyonlar bir kez y eksenine göre simetrik. Y eksenine göre simetrik. Tamam mı? Şöyle geldim yazdım. Y eksenine göre simetrik. Peki çiftliği nereden anladın hocam? Mesela buradaki g eksi 2 değeri g2'ye eşit. Ya da g eksi 1 değeri g1'e eşit. Ya da g eksi 3 değeri g3'e eşit. Bunları sen de göreceksin zamanla. Mutlak değeri gördüğün an çiftlik aklına gelecek. Tamam mı? Sonra dikkat et. Şurada
X'e 0 verdiğin zaman 5 üzeri 0'dan 1 geliyor. Bunun grafiği ne olacak arkadaş? Bak. 1 verdiğin zaman 5 oluyor. 1 verdiğin zaman 5 oluyor. Geldim yazdım. 2 verdim mi 25. 3 verdim mi bu. Bunun sol tarafındaki grafikle bunun sağ tarafındaki grafik aynı oluyor. Burası sağ, burası sol. Tabii ki. Bunlar aynı. Niye? Çünkü y eksenine göre simetrik olmak zorunda. Burada bildiğim bir parabol gibi bir grafik oluşuyor. Bir çanak oluşuyor. Anlaştık mı? Buradaki önemli olan şey şu. Birebir mi? Hayır değil. Hayır değil. Niye değil? Çünkü çizdin çizgini. Bak çizdin. Kaç yerde kesti? Bir, iki yerde kesti. O zaman bu birebir değil. Geldin. Birebir değil dedin. Şimdi örtenliğine bakacaksın. Burada dikkat et. Nereyi boyuyorum? Birden yukarı olan her yeri boyuyorum. Bunun görüntüsü bu. Ama bu ne demiş? R pozitif. Şu arada aşağıda rengini bak ne yapalım? Şöyle bordo mu yapalım ya da lila yapalım? Şu arayı örttü mü? Örtmedi. Bak aşağıda şuralar hep boş kaldı. Boş kaldığı zaman örtmemiş orayı. O yüzden bu örten de değil. Anlaştık mı? Böyle geldim yazdım. Grafik çizmek bu tür sorularda çok işinize yarar. 14 bizim bu dersimizin bence en güzel sorusuydu. Hem birebirliği hatırlattı bize, hem örtenliği hatırlattı. Gerçekten çok tatlı bir soru. Şimdi geldim. Evet, şimdi üstel fonksiyonların bu tip soru tarzları var, tamam mı? Yani bir bakteri popülasyonu olsun, işte buradaki artış miktarları olsun, her zaman üstel fonksiyonlarla çözülebilir. Şimdi baktığım zaman bir laboratuvarda inceleme yapılan bir popülasyondaki bakteri sayısı her bir saatin sonunda %25 artmaktadır. Aslında TYT matematiğin klasik 2 yıldır 3 yıldır sormuş oldukları üslü sayı sorusuna benziyor. Şimdi %25 demek aslında 25 bölü 100'dür, tamam mı? 25 bölü 100 demek sadeleştirirsen 1 bölü 4 demektir. O zaman bir bakteri varsa 1 saatin sonunda 1 artı 1 bölü 4 yani ne olacak? 5 bölü 4 olacak. Şimdi bak buradaki mantık şu. 1 saatin sonunda bu. 2 saatin sonunda 5 bölü 4'ün ne olacak? Tabii ki karesi olacak. 3 saatin sonunda 5 bölü 4'ün ne olacak? Tabii ki küpü olacak. O zaman başlangıçta 216 üzeri 16. Yani 6'nın küpünün kaçıncı kuvveti kadar? 16. kuvveti kadar bakteri var. Yani 6 üzeri şu ikisini çarparsan 48 yaptım yaptı. Bu kadar neyi var? Bakteri var. Burada bir günün sonunda yani biz buna toplam 5 bölü 4'ün 24. kuvveti kadar ne yaptıracağız? İşlem yaptıracağız. Bak şimdi iyi izle. Burası 6 üzeri 48 yazdın. Burası 5 üzeri 24. Buna dokunmadın. Şurası 4 üzeri 24 yapıyor ya. Bak 4 üzeri 24. Bunu 2'nin karesinin 24. kuvveti yazarsın. Burası da 2 üzeri 48 olur. Geri kalan kısım şudur. İyi izle. 6 üzeri 48, 2 üzeri 48. Bunlar bölünürse 3 üzeri 48 tabii ki 5 üzeri 24 oldu. Şimdi bunu devam ettirebilirsin. Şöyle devam ettirirsin. 3'ün karesinin tabii ki 24. kuvveti, 5'in 24. kuvveti. Burası 6, pardon, 6 kimse görmedi onu. 3'ün karesi 9 üzeri 24. Burası da 5 üzeri 24. Yani 45 üzeri 24 olur güzel insanlar. Az kalsın gümlüyorduk. Orada böyle korkunç bir hata yapıyorduk. Klasik her öğrenci böyle çok güzel denemede çözer çözer çözer. En sona gelir bir hata yapar ya. Aynı onun aynısını yapacaktım neredeyse. Ama düzelttik. Mevzu bu arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar bizim son sorumuza. 16 metre yükseklikten bırakılan bir top. Dikey doğrultuda yere çarptıktan sonra düştüğü yüksekliğin 1 bölü 4'ü kadar yine dikey doğrultuda yükseltilmekte. Bak şimdiki şu benim zeminim. Şurası da benim topumun bırakıldığı yer. Şöyle geldim hemen şuraya bir futbol topu çizdim ya da basketbol topu çizdim. Şöyle geldim topu çizdim. Bu buradan düşüyor arkadaşım. Bu sefer bu yüksekliğinin 1 bölü 4'ü kadar yüksekliği. Mesela 1 bölü 4'ü kadar. Şu an diyelim ki x'te ise burası 1 bölü 4 çarpı x kadar. Top şu an buraya geldi. Sonra tekrardan aşağı indi. Tekrar yukarı çıktı. Bu sefer 1 bölü 4 vardı. Bir 1 bölü 4 daha geldi. Yine burada başlangıçta x olduğu için buraya kadar çıktı. Tamam mı? Şimdi topun 5 defa yere çarptıktan sonra çıkacağı yükseklik. O zaman ben burada 16 metreden bırakıyor muyum? Bırakıyorum. Toplam kaç defa yere çarpacak?
5 defa. O zaman burası 1 bölü 4'ün 5. kuvvetiyle çarpıldı. Tamam. 9 defa. O zaman ne olacak? O da 16 çarpı 1 bölü 4'ün kaçıncı kuvveti? Tabii ki 9. kuvveti. Şimdi canlarım, bu 16. Bu 16'yı götürdü mü? Götürdü. Burada tabanlar aynıysa üstler ne oluyordu bölmede? Çıkarılıyordu. 5 eksi 9. Burası 1 bölü 4'ün kaçıncı kuvveti? Eksi 4. kuvveti. Eksiden kurtulmak için ters çevirdim. 4 üzeri 4. O da 16.256 yaptı güzel insanlar. Mevzu bu. Geldim. Hemen sahnemi çevirdim. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın.